Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Başlamadan bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz, takip etmeleriniz varsa da kesinlikle takip etmeyi unutmasınlar. Şimdi günümüzde hisse senetleriyle ilgili kararlar vermek oldukça zor olabilir, biliyorum. Peki hangi hisseyi alacağınızı bilebiliyor musunuz? Bu çok önemli bir soru. Yani hangi şirketleri almak gerekiyor? Özellikle günümüz koşullarında faizlerin arttığı bu dönem zarfı içerisinde hangi şirketleri, hangi sektörlere yönelmek, bu tarz sorulara cevap verebilmek özellikle bireysel küçük yatırımcılar tarafından çok da sorulan bir sorudur. İşte bu soruların cevabını vermeye geldim. Yani kafanız mı karışık? Merak etmeyin, çünkü bu video tam da size göre bir video. O yüzden baştan sona kadar bu videoyu izlerseniz hepimiz daha mutlu olacağız. En azından ben de mutlu olacağım, çünkü videolarımıza büyük bir ilgi olacağını düşüneceğim. Şimdi değerli dostlar, biliyorsunuz ki aracı kurumlar model portföylerini hisse performanslarına ve yeni beklentilerine bağlı olarak güncelliyorlar. Bu süre zarfı içerisinde bunların da yapmış olduğu hedef fiyatlar elbette ki önemlidir. Yalnız şimdi şöyle, bazı şirketler işte hedef fiyat vermeden önce, özellikle aracı kurumlar üzerinde söylüyorum, hedef fiyat vermeden önce ne yapıyorlar? Bunlar bir hafta öncesinden, bir ay öncesinden bunları topluyorlar, topluyorlar, topluyorlar ve %100'den fazla getirebilecek performanslı şirketleri duyuruyorlar bütün halka. Elbette sen ben bu raporu okuyana kadar adamlar zaten malın %15'ini, %20'sini, tabii büyük tahtalar oluyor genellikle, %40, zaten küçük tahtalar olsa yandık yani biz. Ancak o malı, o raporun açıklandığı gün satarlar. Tacirler yatırımla ilgili bir şey söyleyeceğim. İsmini de vermeyeyim. Baş harfi K ile başlıyor. Sağ olsun beni engelledi. Daha önce yapmış olduğu bir tane rapordan ötürü onu sert bir şekilde uyardım. Çünkü yapmış olduğu şeyler çok manasız şeylerdir değerli dostlar. Yani onun, daha doğrusu o kurumun, neyse yani şimdi kurumun ismini de verdik, adamları zan altında bırakmayayım. İşte baş harfi K, K, anladın mı? Yani o sağ olsun beni engelledi. Haklı olarak da büyük bir tepki verdim kendisine, tabii engellemeden önce. Yani bir rapor hazırlıyorsunuz oğlum, dünya kadar mal almışsın. Bu rapordan önce bellidir ki aracı kurumların elinde değerli dostlar yaklaşık, o aracı kurum dahil, yan kuruluşlar da var. Yan rakip firmalarda da bunlar fonlarla alım yapabiliyorlar. Öyle oyunları da var. Şimdi dünya kadar %20, %30'unu zaten malı almış. Ondan sonra yaklaşık %100'lük performans, %150'lik bir performans sergilebileceğiyle ilgili bir rapor hazırlıyor ve sunuyorlar. Elbette bu raporu gören insanlar hisseyi tavan tavan sürüklüyor hali olarak. Zaten sektör çok iyi diyorlar. Ve benim bu söylediğim şey yaklaşık 6-7 ay önce sanırım, yani değerli dostlar. Bunu da mutlaka belirteyim. Yani şu an yeni yapmış oldukları raporlardan bahsetmiyorum. 6-7 ay öncesinden bahsediyorum. Çünkü beni engelleme tarihi de 6-7 ay önceydi. Sert bir şekilde onu eleştirdim. Dedim ki yani böyle şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bari burada çıkıp da o şirketlerle ilgili 3-4 tane böyle üst üste tweet atıp da pazarlama, yani size yakışmıyor tarzında. Zaten belli oluyor. Yani az çok takası bilen adam, hangi kurumlardan almışlar, daha önce hangi tüyolar verdiklerini, yapmış oldukları yayınlarda belirtiyorlar. Velhasılı kelam. Şimdi bu tarz böyle tuzaklardan da sizi korumak adında çok güzel bir video çekeceğimi düşünüyorum. O yüzden mutlaka ama mutlaka bu konunun ana başlığını, temasını çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi değerli dostlar, bu tuzaklardan ve ekstradan özellikle hisse senedi aldığınız zaman hisse senedi fiyatında düşüş meydana geliyor. Bazı sektörler gidiyor, bazı sektörler gitmiyor. O yüzden burada yapmamız gereken çok önemli bir hamle var, çok önemli bir strateji var ve sepet sistemi var. Mutlaka bu sepet sistemine uymak gerekiyor. Şimdi aracı kurumların burada en çok önerilen hisseler adı altında bir tweet paylaştık. Burada bu tweette de sadık kalacak şekilde, aynı şekilde o aracı kurumlara da yem olmamak adına
Mutlaka ya söyleyeceğim bu stratejileri çok iyi uygulamamız gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi değerli dostlar, faizler çok ciddi anlamda arttı. Birçok sektör daralıyor. PMI'lara da baktığımızda gerçekten inanılmaz derecede sektör bazında düşmeler meydana geliyor. Yani bundan 2 ay önce, 3 ay önce söylemiş olduğumuz bütün şeyleri şu an tam tersinesi olarak söylüyoruz. Hiçbir şekilde beğenmediğimiz hisseyi şu an inanılmaz derecede beğeniyoruz. Çok beğendiğimiz şirketi şu an yanına bile yaklaşamıyoruz. Çünkü veriler çok kötü. Bu süre zarfı içerisinde hangi sektörlere yönelmemiz gerekiyor? Bu sorunun cevabını arayacağız ve ondan sonra da nasıl bir sepet yapabilmemiz gerekiyor? Onunla ilgili de duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi değerli dostlar, ilk önce ne yapmak gerekiyor? Mutlaka bir sepet yapmamız gerekiyor. Sepet yaptıktan sonra, yani bazı sektörlerde, özellikle verisi iyi gelen sektörlerde bir sepet yaptığınızda, örnek diyorum, ben bankaları zaten almadığımı söylüyorum size. Mesela bugün elimde banka hissesi olsaydı %5, %6 ekstradan portföyüm daha da büyüyecekti. Ama banka olmadığı için, ki keza banka sektörü inanılmaz derecede yükseldi. Şimdi böyle portföyünüzü dağıttığınız zaman değerli dostlar, ne yapacaksınız? Riskinizi minimize etmiş olacaksınız. O yüzden burada sektörlere göre, verisi iyi gelebilecek sektörlere göre hisse dağılımı yapmamız gerekiyor. Ben bankaları almadığım için, daha doğrusu tavsiye de etmediğim için, hiçbir şekilde takip de etmediğim için onları geçiyorum. Şimdi burada özellikle factoring sektörü inanılmaz derecede veriler iyi geliyor. Buradan bir tane şirket mutlaka portföyde olsun diyorlar aracı kurumlar. Ben demiyorum bu arada arkadaşlar. Bunlar aracı kurumların, daha doğrusu stratejilerin, yani böyle inanılmaz bu işi mesleğinden öğrendiğimiz abilerimiz, bizim işlerimiz çok iyi gidiyor diyorlar. Benim de şu an çevremde olan insanlar, özellikle sigorta sektöründe olan dostlarım var. Benim bu diye Mercedes'le ilgili, daha önceki Mercedes'le ilgili biliyorsunuz ki daha önce, yaklaşık 2 yıl önce kaza yapmıştım. O süre zarfı içerisinde sigortacımla böyle iyi bir şekilde ilişkilerimiz oldu. Ara sıra böyle sektörle ilgili duygu ve düşüncelerini alıyorum. İnanılmaz derecede iyi diyorlar. Sigorta sektöründe mutlaka bir tanesi uzun vadeli olarak 2024 senesi içerisinde, yani en azından faizler bu şekilde arttığı süre zarfı içerisinde sigorta sektöründe yakın ilgi beslememiz gerekiyor. Faktörlüklerin karları çok iyi. Onlardan bir tanesi mutlak olması gerekiyor. Telekomünikasyon, Turkcell, Türk Telekom çok iyi. Özellikle zaten bir hat kullanıyorsanız, telefon kullanıyorsanız, sürekli o telekomünikasyon şirketi mutlaka sizi arıyordur. Gelin bize gelin, şöyle bir kampanya yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Zaten enflasyon üstünde vermiş olduğu fiyat artışları var. Bunlar da bilançoya doğrudan etki edeceğini söyleyebiliriz. Burada perakende sektörü inanılmaz derecede iyi diyorlar. Şimdi burada en çok önerilen şirketler arasında perakendeyi BİMAŞ almışlar, ama Migros ve Şok Market'te çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu perakende sektörüyle ilgili bir video, sektör analizini yapmıştım sizlere. Bundan yaklaşık 2 ay önce, 3 ay önce. Mutlaka o videoyu da izleyin. Burada Coca-Cola'nın çok beğenildiğini görebiliyoruz. Tüpraş beğenildiğini görebiliyoruz. Keza bizim yaklaşık 3-4 gün önce, hatta 5 gün önce, bir hafta önce paylaşmış olduğumuz yatırımcılar, yani yabancı yatırımcıların ilgisinde olan şirketlere baktığımızda burada 3 tane şirket vardı. Bunlardan bir tanesi Tüpraş'tı. Keza son zamanlarda baktığımızda güzel bir getiri elde ettiğini de görebiliyoruz. Burada TAV Havalimanları var ve Türk Hava Yolları var. Burada havacılık sektörünü de çok beğendiklerini söyleyebiliyorlar. Ben Türk Hava Yolları'nın çok böyle kısa vadede çok iyi gittiğini düşündüğüm için TAV Havalimanları ve Pegasus'u gerçekten çok iyi beğendiğimi, özellikle TAV Havalimanları'nın son zamanlarda herhangi bir atak yapmamasından ötürü birinci sıraya, Pegasus'u ikinci sıraya, Türk Hava Yolları da üçüncü sıraya yer alırım, yani sektör bazında anlamında. Buradan bir tanesini almam gerekecekse birincisi TAV Havalimanları olur. Yok, TAV Havalimanlarına güvenmem, yok borçluluktur, şudur, yatırım sürecindedir, bu biraz daha uzun olabilir, Pegasus'a kayabilirsiniz. Yok kardeşim, ben yerli ve milliyim, Türk Hava Yolları ile devam ederim, o da olabilir çünkü veriler çok iyi. Ben TAV Havalimanların hedef fiyatını, tahmini beklentileri paylaştım. Şirketin bilanço yapısını 3 aşağı 5 yukarı paylaştım. Pegasus'u sizlerle paylaşmıştım. Türk Hava Yolları'nı yine aynı şekilde sizlerle paylaşmıştım. Hatta Coca-Cola ve Tüpraş'ı da yine aynı şekilde paylaştığımı
Hatırlıyoruz. Elbette bundan yaklaşık bir ay önce, yani bilançoların geldiği zaman dilimi içerisinde 3. çeyrek finansal tablolarının hepsini sizlerle beraber paylaştım. Yani kısacası en çok önerilen şirketlere baktığımızda Turkcell, bakın Türk Telekom'u da koyuyorum. Burada koymadım çünkü o veri görmedim, ama ben Türk Telekom'u hem grafiksel olarak hem de eder olarak daha çok beğendiğimi, Turkcell'in de yine aynı şekilde beğendiğimi, ama Türk Telekom bir tık daha önde olabilme ihtimali de yüksek olabilme ihtimali var değerli dostlar. Perakende sektöründe dediğim gibi Şok Market ve Migros burada bulamazsınız, ama ben bu ikisini de çok beğeniyorum. İkisinden de bir tanesi mutlaka portföyde olsun ki sektörel bazda baktığımızda yarın öbürsü gün perakende sektörü yükseldiğinde biz böyle boş boş bakmayalım. Her sektörden bir tane, yani böyle verisi oyu olabilecek sektörlerden bir tanesi. Yoksa böyle sanayiye sizi boğmayacağım. Mesela sanayi şirketlerini söylemeyeceğim burada. Özellikle sosyal olarak burada her ne kadar yatırım model portföyünde olan şirketler olsa bile dahi, ben şu an sektörü çok iyi, verisi, PMI'ları çok iyi olabilecek sektörleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, birinci sırada dedik ki Türk Telekom, Turkcell, telekomünikasyonlardan bir tanesi. Gıda perakendeden bir tanesi bu Şok Market olur, Migros olur, Coca-Cola olur. Migros'la ilgili yine tacirler yatırım bir hedef fiyat verdiği aslında makul seviyelerde olabilir, ama şu an için erken mi olabilir mi bilmiyorum. Ona da zamanı geldiğinde biraz sonra ona da değineceğiz. Tüpraş demişler, çok kısa vadede çok iyi gittiğini söyleyebiliriz ve burada Petkim'e kayabiliriz. Ben Petkim'i çok beğeniyorum. Neden diyecek olursanız, çünkü bu Star Rafinerinin %12'lik kısmını almıştı. Bu da önümüzdeki 2024-2025 yılları içerisinde sektörün de iyileşmesiyle beraber, etilen nafta makasının kapanmasıyla beraber burada inanılmaz güzel karlılıklar gelebilme ihtimali söz konusu olabilir. Yani Petkim'i burada yine bir şekilde koyabiliriz. Tüpraş, Petkim, Tüpraş. Bir de değerli dostlar, bunun videosunu çektiğimde iskontolu şöyle de inanılmaz bir nakit akışı var. Ya şey anlamında, pardon, kasasında nakit var. Bu nakiti inanılmaz derecede büyük bir temettü verebilme ihtimali var. Bakın, bu tüyoyu kaçırmayan temettücüler için söylüyorum. Tüpraş inanılmaz bir temettü verebilme ihtimali var 2024 yılı içerisinde. Elbette bu karlılık sürdürülebilir olursa, ki keza şu an makaslara baktığımızda hala çok kötü değil. Evet, bir önceki çeyreğe göre biraz düşüşler var, ama hala çok güçlü seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrolün bu seviyelere düşmesine rağmen. Havacılıkta dedik ki Tav Havalimanları, Pegasus ve Türk Hava Yolları'ndan bir tanesi mutlaka portföyde olsun diyorlar. Şimdi A1 Kapital'in model portföyüne baktığımızda Akçansa var. Ben biliyorsunuz ki bu Akçansa'yı inanılmaz derecede güzel seviyelerde paylaştım. Yani son bilançoyla beraber size bir şey söyledim. Dedim ki arkadaşlar, şu an için inanılmaz derecede fiyatlanmışlar. O videolarımı da mutlaka izleyin. Hatta YouTube'a geldiğinizde Akçansa Yakup ya da Çimento sektörü Yakup diye dediğinizde, Yakup Ekenoğlu dediğinizde çıkacak karşınızda. Şimdi burada holdingleri koymuş. Burada birçok şirket holdinglerinden bir tanesini koymuş. Ben onunla ilgili zaten duygu düşüncelerimi söyleyeceğim. Ben açıkçası üçüsünü de çok beğeniyorum. Üçüsü dediğim Sabancı Holding, Koç Holding, Ak Hol. Bunlar değişmez üçlü, yani en azından bir tanesi mutlaka ama mutlaka olması gerekiyor diyorlar analistler. Ben demem. Aracı kurum demiyorum. Analistler diyorum. O analistin kim olduğunu da 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz zaten. Bu benim şahsi fikrimdir. Medical Park, yani şöyle, ilaç sektörü çok iyi gidiyor. Yani güzel bir trend var. Güzel de biliyorsunuz ki dündü sanırım paylaştığım videoda ilaç sektörüne de ciddi anlamda bir destek sağlanacak devlet tarafından 1 milyar TL seviyesinde. Burada da bu tarafta, yani 57 milyar dolar seviyesindeki 1 milyar TL'nin şartını kabul eden şirketler bazında söylüyorum. Burada Türk İlaç, Medical Park, Deva, ondan sonra Seleç'in bilançosu çok iyiydi. Bunlardan bir tanesi mutlaka portföylerde olması gerektiğini söyleyebiliriz. Burada Migros demiş, bahsetmiştik. Petkim'i koymuşlar burada, gayet güzel. Tofaş, bu elbette başka bir hikayesi var. Normal otomotiv sektörü şu an sıkıntılı, ama Tofaş ve Froto'nun başka gelirleri olduğu için burada çok böyle böyle %5'lik, %6'lık, hatta yüzde belki de maksimum %10'luk bir etkilenme olur. Öbür türlüsü çok böyle büyük bir etkilenme
beklemiyorlar. Turkcell'i koymuşlar, Tüpraş'ı koymuşlar, Türk Hava Yolları koymuşlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı biraz sonra bakacağımız gibi hemen hemen aynı şirketleri önerdiklerini model portföyüne aldıklarını görebiliyoruz. Alaçı Yatırım model portföyüne baktığımızda değerli dostlar burada Agol var, Bimaş var, Deva var, Doğaş var, Froto var, Koç Holding var, Sabancı Holding var, Tav Havalimanları, Toaso, Turkcell, Tomosan, Tüpraş, Türk Traktör, Vespe gibi şirketler var. Vespe ile ilgili şöyle bir cümle yapayım. Zaten videosunu da çektim. O zaman bilançosu gelen en kusursuz ve kılçıksız bilançolardan bir tanesiydi Vespe'nin. Elbette karlılık bu şekilde devam etmeyecektir. Sektör inanılmaz derecede daralma eğilimi içerisinde. Ama bu fiyatlar yani yarın öbürsü gün tabii bilançoyu da görmek gerekiyor. Bilançolar nasıl gelecek 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz ama çok ucuz olduğunu aynı şekilde Vestel'in de çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Burada Ak Yatırım'ın model portföyüne baktığımızda Bimaş, Kardemir'de varmış. Burada Demir Çelik'e yer vermiş. Koç Holding Mavi varmış giyim perakendesine. Tav Havalimanları Toas varmış. Bak burada biraz önce A1 Kapital'de de vardı. Trgeo burada gayrimenkullere yer vermiş Ak Yatırım. Turkcell, Tüpraş yine model portföylerinde yer varmış. Şimdi Atay Yatırım model portföyüne baktığımızda Aksen, Aygaz, Bimaş, Coca-Cola, Migros, Sahol, Şok Market, Tav Havalimanları, Toaso, Turkcell, Tüpraş, Ülker varmış. Şimdi adam yani öyle bir cacık yapmış ki şimdi Ülker'i koymuş. Şok Market'i koymuş. Migros'u koymuş. Yani bana soracak olursan bir tane böyle normal yakın arkadaşım böyle bir tabloyu, böyle bir model portföy oluştursa derim senin yüzüne diyeceğim. Senin eğitimini ben bilmem ne yapayım. Yani bu kadar risk alınmaz ki. Evet sektör çok iyi olabilir. Çok iyi güvenebilirsin ama yani yumurtaları aynı sepete koymak inanılmaz derecede sıkıntı yani. O yüzden bunların bir an önce değiştirmesi gerekiyor. Belki de değiştirmişlerdir. Bilmiyorum. Yani şu an güncel olarak aldığımda bu veriler bu şekildeydi. Elbette bir değişiklik söz konusu olabilir. Belki Ülker'i çıkarmışlar, belki Migros'u çıkarmışlar, belki de Şok Market'i çıkarmış ama bir tanesini almak elbette mümkün olabilir. Ülker'i de şu şekilde koymuş olabilirler. Daha önce sürekli zarar açıklayan bir şirketti ve yeni bir hikaye yarattı. Neydi? Bunlardan bir tanesi borçluluğunu azalttı. İkincisi ise şirket zarardan kara geçti. Artık yavaş yavaş bu süreklilik hale geldiğini gösterdi. O yüzden burada da büyük bir hikaye yakalama durumundan ötürü belki koymuşlar. Migros tarafı zaten çok beğeniliyordu. Şok Market'i de beğendiklerini yine aynı şekilde burada görebiliyoruz. Deniz Yatırım'ın model portföyüne baktığımızda Ak Sigorta burada yani bir tane Anadolu Sigorta'yı görmedim. Türkiye Sigorta'yı görmedim. Henüz daha belki de aşağılarda bir yerde vardır. Ama yani özellikle bu şirketlerde Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta önemli bir düşüş eğilimi içerisine girerlerse mutlaka en azından bir 5-6 aylık 7 aylık bu faiz artırımı devam ettiği sürece takip edilebilir ama dediğim gibi kısa vadede de çok iyi gittiler. Yani burada şöyle bir gerçi onların verisi şu an paylaşmasam daha iyi olur. Evet, şimdi Gedik Yatırım model portföyüne baktığımızda Froto'yu el vermişler. Galata Wind, Garan, Kardemir'de Mavi. Bu arada arkadaşlar şöyle Froto ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir tüyo mu olabilir acaba bilmiyorum ama. Şimdi birçok aracı kurumlar Froto'yu almışlar. Biliyorsunuz ki bu daha önce bu kaç milyar TL'lik bir yatırımla ilgili bir şey vardı. İptal ettiler. Yani acaba onun yerine bambaşka bir şey mi gelecek? Yani o yüzden mi öyle bir beklenti var mı? Öyle bir beklenti büyük ihtimalle oluşmuş. Çünkü birçok aracı kurum daha önce bu otomotiv sektörlerinde gerçi bunları çok otomotiv yani çünkü ihracat oranı çok yüksek olduğu için acaba bunları ihracat oranı kaçtır bunu Frotto? Acaba öyle bir hikaye oluşabilme ihtimali var mı yok mu? Bakın %71'lik bir ihracat oranı varmış. Bu arada yabancı oranı da %42'ymişler dostlar. Çok güzel. Gayet güzel yani ama burada döviz pozisyonu 32 milyar seviyesinde bir borcu varmış. Belki de o yüzden yani yeni bir hikaye arayışında oldukları için Froto'ya yer vermişler ya da Toaso'ya ikisi de birbirine ayırt etmek elbette ki zor. Çünkü ikisinde de potansiyel anlamda şu veriler itibariyle konuşmak mümkündür.
Galata Wind biliyorsunuz ki bu restlerden ötürü inanılmaz derecede fiyatı yükseldi. Hala büyük potansiyel olduklarını düşünüyorlar Gedik Yatırım. Burada Garan'a yer verilmişler özellikle Gedik Yatırım. Garan ve Yapı Kredi bankacılık sektöründe. Kardemir'de Mavi demiş, Migros demiş, Orge demiş, Otkar, Sabancı Holding, Şok Market, Tekfen, Turkcell gibi şirketler model portföyünde yer varmış. Halk Yatırım model portföyüne baktığımızda burada Akbank varmış, Aselsan, Bimaş, Coca-Cola, Mavi, Şişe, TSKB, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Traktör varmış. Burada Türk Traktörü da ele almışlar. Ben Türk Traktörü hesapladığımda 1300-1400 TL bir ederden bahsedebilirdik. 1250-1300 TL seviyesinde sektör daralsa bile dahi 1200'lü rakamlar mümkün olabilirdi. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Coca-Cola'ya Coca-Cola dediğim için bazen yorumlarda görüyorum. Yani ben öyle demeyi seviyorum. Mesela bazı AK Partililer CHP'ye CHP dediği gibi ya da CHP'lilerin AK Parti'ye AKP dediği gibi ben de burada Coca-Cola demeyi seviyorum. Öyle alıştık çünkü. Şimdi integral yatırım model portföyüne baktığımızda Alarko varmış. Bimaş, Coca-Cola, Şişe, Tava Havalimanları, Tüpraş, Türk Telekom. Alarko Holding'de gerçekten inanılmaz ucuz seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü orada ederini hesapladığımızda 3 aşağı 5 yukarı 200'lü rakamları görebildik. Bu hocam gitmiyor cümlelerin çoğu elbette yarın öbürsü gün hocam Allah razı olsuna çevrilebilme ihtimali var. Çünkü bu süre zarfı içerisinde söyleyemeyeceğimiz birçok şirketin hedef fiyatına gitmesi uzun zaman alabilir. Yani özellikle şimdi faizlerin arttığı bir zaman dilimi içerisinde borsanın yükselmesi hiçbir yerde görülmemiştir. Ancak bizim ülkede görülür. O da şu an yani 3 aşağı 5 yukarı bir yukarı gidiyor, bir aşağı geliyor, bir yukarı gidiyor, bir aşağı geliyor. Ama şunu da size söyleyeyim. Yani borsada şu an 2-3 ay, 4 ayı gözden çıkarmak gerekiyor. Keza 3 ay çıkardık zaten. Bir 4 ay daha, bir 3 ay daha çıkarmamız gerekebilir. Tabii bu faizler böyle tam böyle stabil bir şekilde olduğu zaman dilimi içerisinde borsa daha böyle seviyelere gidebilir. Yani benim söylemiş olduğum şey yarın öbürsü gün borsa yükselmeyecek anlamını taşımıyor. Diyor ki yani bu şirketlerin özellikle mesela hangisi Tava Havalimanları'nın 200 TL'lere gitmesi için 3-4 ayı geçirebilmesi gerekiyor ki o tamamen otursun, insanlar böyle bessin ki bizim gibi adamlar artık böyle inanılmaz derecede bizim gibi dediğim şey yani bu adamları kastediyorum. Bu adamlar da kalkıp bu hisseleri hedeflerine götürebilsinler. Biraz sonra şirketlerin en fazla bu arada CV Enerji gündemdedir. 1 milyar seviyesinin üstünde güzel bir kapı açıkladı. Biraz sonra şurada geleceğiz. Burada performansı yüksek olan şirketleri de göstermeye çalışacağım. Burası da önemlidir çünkü burayla örtüşüyor söyleyeceğim şeyler. Şimdi iş yatırım model portföyüne baktığımızda Aghol, Arçelik, Bimaş, Coca-Cola, Enerjisa, Koç Holding, Mavi, Sahol, Şok Market, Teknosa, Turkcell, Türkiye Sigorta. Bakın tam 3 aşağı 5 yukarı benim istediğim gibi bir portföy oluşturmuş. Burada elbette yenilenebilir enerji alanında şirketleri baz almamışlar. Mesela örnek diyorum işte Alfas ya da ne bileyim CV Enerji, Smart Güneş, Yahotek, Kontrolmatik, Birleşim, Sayas, Gesan, Europower, Astor gibi şirketlere yer vermemişler. Bunun yerine neye yer vermişler? Enerjisa'ya yer vermişler. Elbette benim şahsi düşüncem olarak uzun vadeli olarak mutlaka portföyünde hem bir tane GES, bir tane teknoloji, bir tane de işte Yahotek ile Kontrolmatiklerden bir tanesi ya da birleşimlerden bir tanesi. Bunlar da uzun vadeli portföyde inanılmaz seviyelerde olabilme ihtimali yüksek olabilirler. Büyük getiriler getirebilme ihtimali de yüksek diye düşünüyorum. Tacirler yatırım model portföyüne baktığımızda DESA, Litva, Migros, Tüpraş, Türk Hava Yolları'nı almışlar. Şimdi benim burada kızdığım olay yani arkadaşım Migros elinde vardı zaten aylardır taşıyorsun. Yeni bir hedef fiyat vermişsin. 600'lü rakamları vermişsin. Ya bir ay önce niye paylaşmadın mesela? Anlatabiliyor muyum? Yani bilanço geldikten sonra biz 3 aşağı 5 yukarı hemen böyle önümüzdedir, karşımızdadır. Migros bilançosu nasıl gelmiş? İskontosu var mı yok mu? 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Piyasada 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Nedir piyasa? Efendim faizlerin artırılacağını belliydi. Buna rağmen niye mesela öyle bir hedef fiyat vermedin de
şimdi verdin. Çünkü bu süre zarfı içerisinde malı toplamak için %2, %3 yükselse bile dahi onun için kafidir. Çünkü bu tarz büyük şirketlerde malı çıkmak için ne yapmak gerekiyor efendime söyleyeyim? Malı öncelikle böyle güzel bir hedef fiyat vererek oradaki likidite akışından faydalanıp malın bir kısmını, tamamı değil elbette ki çünkü gerçekten potansiyel var. Bir kısmını oradan çıkarabilesin ki yeni bir şirkete yönelebilesin. Buralarda şimdi Litva'yı da verdiler, Migros'u da verdiler. Yarın öbürsü gün daha hadi Tüpraş'ta da ver. Daha hadi DESA'da da ver. Veremezsin çünkü ancak bundan yavaş yavaş çıkarsınız. Yani buradan çıkacaklar ya büyük ihtimalle yani. Ne yapacaklar? Belki de çıkmazlar bilmiyorum. Benim şahsi düşüncemdir. Yanılıyabilirim. İftira da atmış olabilirim. Haşa tövbe ya Rabbi. Şimdi yatırım finansman model portföyüne baktığımızda Ekgeo varmış, Kardemir'de, Koç Holding, Pegasus, Petkim, RGEO, Saol, Turkcell, Türk Telekom, Yapı Kredi Bankası. Şimdi bu da güzel 3 aşağı 5 yukarı güzel bir model portföyü oluşturmuş. Ekgeo koymuş, RGEO koymuş. Bu RGEO ile ilgili değerli dostlar yani birçok bilgi geldi bana. Yani daha bilgi dediğim yani haber akışlarını okuyorum. Güzel duruyor. Yani bir şeyler var ki adamlar da koymuşlar. Bir şeyler var yani bilmiyorum. Şimdi en sonda da Ziraat Yatırım Model Portföyüne baktığımızda BİMAŞ, Ekgeo, Froto, Kordsa, Mavi, Sabancı Holding, TRGEO, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Şeker Bankası gibi şirketlerden oluşuyor. Şimdi en yüksek getirisi olan şirketlere de bir bakalım ve güncel olarak bu kurumlar hangi şirketleri almışlar? Hangi şirketlere hedef fiyat vermişler? Orası da bizim için önemlidir. Keza bunlar yarın öbürsü gün ne yapabilirler? En azından duygu ve düşüncelerimizi de paylaşabiliriz. Bugün Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank'ın yeni güncel verisi geldi. Halk Bank'ta hatta Vakıfbank'ta bu kurumsal bankalarda satış koymuşlar. Ama özellikle Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası'nda hedef fiyat yukarı çevrilmiş. Garantide 78. Tabii bunlar bizi ilgilendirmediği için es geçiyorum. Bizim için daha güzel şirketler var. Şimdi tacirlere baktığımızda Coca-Cola için 672, pardon, 672 TL hedef fiyat vermişler. Pegasus'a baktığımızda Alp Yatırım 1177 seviyesinde hedef fiyat vermişler. Akfen Gayrimenkul'e 52 TL hedef verilmiş. Akçansa'ya 257 TL. 237 TL pardon. BİMAŞ'ta 430, Alarko'da 163, Pegasus'ta 1233, TRGEO'da 50 TL, Mavi'de 164 ve burada aşağı doğru geldiğimizde TRGEO burada 52, DOAŞ 400'e yakın, Özel Gayrimenkul 13.58, Ülker'de de 117 TL hedef fiyat verilmiş. Bu tarafa doğru geldiğimizde Coca-Cola demiştik. Kimpur'da 90'a yakın. Medical Park hedef fiyat yani endekse paralel bir getiri demiş. Şok Market'te 93 demiş gayet güzel. Migros'ta 460 demişler. Citigroup nasıl bir grupsa artık bunu ikidir görüyorum. Çok da böyle bildiğim bir kurum değil. Litva'da 15 fiyat vermişler tacirler. İşgeo 28, Ekgeo 8,78, Sabancı Holding 95. Burada aşağı doğru geldiğimizde Sabancı Holding burada 101 TL hedef fiyat verilmiş. 3 aşağı 5 yukarı bunların da hedef fiyatları bu şekildedir. Bunların da ekran görüntüsünü çekerek zaten bununla ilgili video paylaşmıştım. En azından portföy ile ilgili portföy dağılımı yaptığımızda bu şirketlerin 3 aşağı 5 yukarı. Bu arada arkadaşlar bunlar 12 aylık hedef fiyatlardır. Tamam mı? Hangi ayda rapor yazılırsa yazılsın fark etmez. İstersen dönem başı, isterse dönem ortası, isterse dönemin sonuna doğru şu anki zaman dilimi içerisinde 1 ay kalsın, 2 ay kalsın, 3 ay kalsın. Raporlar açıklandığı an itibaren 12 aylığı baz alınır. O yüzden bizim de burada ederini hesapladığımızda bilanço geldikten sonra 12 aylık hedef fiyat tahmini olarak bizler de sizlere göstermeye çalışıyoruz. Bunun da dipnotunu sizlere söylemek istedim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.